Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde mutlak değerden soru çözümleri yapacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Diyor ki, mutlak değer içerisinde 3x eksi 5 eşittir 1 denklemini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi böyle soruları çözerken iki şekilde çözüyorduk hatırlarsanız. İlk olarak içeriği sıfır yapan değerin iki katı diyorduk. Mesela 3x eksi 5 eşittir 0 dersek buradan x'i 5 bölü 3 buluruz. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamına bakarsak 5 bölü 3 çarpı 2'den cevabın 10 bölü 3 geldiğini görebiliriz. Buradan direkt söyleyebiliriz. Ya da isterseniz tek tek kökleri bulabiliyorduk. Hatırlarsanız. Bütün hepsini silelim. İkinci yol olsun. 1 diyelim. Şimdi içerisi pozitif olabilir. Yani içerisi mutlak değer 1 olabilir. Dolayısıyla 3x eksi 5 1 olabilir. Ya da 3x eksi 5 eksi 1 olabilir. Eksi 5'i karşı attım. Buradan 3x eşittir 6 geldi. Sadeleştirirsek x eşittir 2 gelir. Buradan karşı atarsak 3x eşittir eksi 5 karşıya 5 olarak geçer. 5 eksi 1'den 4 olur. 3'e bölersek x eşittir 4 bölü 3 gelir. Soruyu köküne dikkat ederseniz x'in alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruyor. O halde 2 artı 4 bölü 3 olacaktır. Payda işlemesini yaparsanız zaten dikkat ederseniz bunun paydası 1. 3 ile genişletirsek dolayısıyla 6 artı 4'ten 10 bölü 3 geldiğini yine görebiliriz. Tamam. Bu da ikinci yol olsun. Devam ediyorum. Bir sonraki slide'deyiz gençler. Verilen denklemi sağlayan x değerlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. İlk başta mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakalım. Artı 4'ü karşı atıyorum gençler. Bu durumda iki tane mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 2 geliyor. İkileri sadeleştirirsek mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1 gelir. Mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif çıkmaz gençler. Çünkü mutlak değer mesafe ölçüyordu. Mesafeler asla negatif olmaz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş küme diyebiliriz. Ya. Devam ediyorum gençler. Sıradaki soruya. Verilen denklemi sağlayan x değerlerin çarpımı nedir diye sorulmuş. Şimdi birinci verilen mutlak değeri 5 parantezine alabiliriz. 5 parantezinde mutlak değer 1 eksi x. İkinci verilen zaten aynı. Aynı kalsın. X eksi 1. Üçüncü verilen zaten 3 parantezinde. Dikkat edin. -36 eşit. Mutlak değer 1 eksi x ile mutlak değer x eksi 1 aynı şeyler. O yüzden bunları direkt topluyorum. 5 tane mutlak değer x eksi 1 burada var. Bir tane burada var. 6. 3 de burada var. 9 tane mutlak değer x eksi 1. 36'ya eşitmiş. 9 ile 36'yı sadeleştiriyorum. Mutlak değer x eksi 1 eşittir 4 geliyor. Soru köküne dikkat edin. X'in alabileceği değerlerin çarpımını istediği için tek tek bakıyoruz gençler. Birinci durum. X eksi 1 eşittir 4. İkinci durum. X eksi 1 eşittir eksi 4. 1'i karşıya attım. Buradan x eşittir 5 geldi. 1'i karşıya attım. Buradan x eşittir eksi 3 geldi. X'in alabileceği değerlerin çarpımları soruyordu. 5 ile eksi 3 çarptık. Eksi 15 geldi. Tamam. Geçiyorum gençler. Bir sonraki sorudayız. Bakın bu tür sorulara dikkat edin. ÖSYM bunlardan geçmiş yıllarda sordu. Yine sorabilir. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen bir x gerçel sayısının 1'e olan uzaklığı. Bakın, bir x gerçel sayısının 1'e olan uzaklığı. Uzaklık tarifi mutlak değer demektir. X'in 1'e olan uzaklığını biz bu şekilde gösteriyorduk. Yani mutlak değer x eksi 1'di. Bu 1'e olan uzaklığı ile eksi 7'ye olan uzaklıkları toplamı 14'müş. Eksi 7'ye dediği için x eksi eksi 7'den x artı 7 olacak. Ve ikisinin toplamı 14 yapıyor. X sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. Burada
Çözüm kümesini arıyoruz gençler. Üç parça halinde çözebiliriz soruyu. Bir tanesi birden küçükken. Bir tanesi eksi 7'den büyükken. Bir de eksi 1 ile eksi 7 arasında. Üç farklı şekilde soruyu inceleyebiliriz. Birinci durum olsun. Yani parça tek tek içeriği sıfır yapan değerleri kontrol edelim. Onu demek istedim. Burayı sıfır yapan kök 1. Burayı sıfır yapan kök eksi 7. Dolayısıyla bir tablo oluşturduğumuz için. Eksi 7 ile bir tablosu. Üç parça halinde inceleme yapıyoruz. İlk olarak x'in değerleri eksi 7'den küçükken bakalım. X küçük eksi 7 için bakarsak. X eksi 7'den küçük küçük ise birinci verilen mutlak değer eksi olacaktır. Dolayısıyla eksi x artı 1 diye dışarı çıkar. İşaret değiştirir. İkinci verilen mutlak değer de işaret değiştirir. Eksi x eksi 7 eşittir 14 diyorum. Dikkat edersek artı 1 ile eksi 7'yi karşılatarsak eksi 2x eşittir 20 olur. Buradan da x eşittir eksi 10 gelir. Bu şartı sağlıyor mu ona bakmamız lazım. Eksi 7'den küçük mü? Evet. O halde aradığımız şartı sağlıyor. Birinci cevabımız eksi 10. İkinci aralığa bakalım. Eksi 7 ile 1 aralığı için kontrol edelim. Şu aralık için kontrol edersek. Bu kez birinci verilen mutlak değer ne diyeyim? Yine sıfırdan küçük negatif. İkincisi pozitif olacaktır. Pozitif olduğu için aynen dışarı çıkacak. Dikkat edersek zaten artı x eksi x'i götürüyor. 8 eşittir 14 diye bir şey çıkar ki bunun zaten yanlış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu aralıkta denklem sağlanmaz. Üçüncü aralıkta da en son diğer değer için kontrol etmemiz lazım. Yani x'in değerlerinin birden büyük olduğu durum için bakarsak. Her iki mutlak değer de pozitif çıkacaktır. X eksi 1 artı x artı 7 eşittir 14. 2x eşittir. Bakın şuradaki eksi 1'i ve 7'yi karşıya gönderirsek 8 olur. Buradan da x eşittir 4 gelir. 4 de 1'den büyük olduğu için sağlar. Yani eksi 10 ile 4 olacak gençler. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamı eksi 6 yapar diyebiliriz. Tamam. Devam ediyorum. Verilen denklem çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi mutlak değerle eşitliklerde biz neler yapıyoruz gençler? İlk başta ondan bir bahsedelim. Mutlak değer x, mutlak değer y'ye eşitse iki türlü çözüm var. Ama bizim en çok uyguladığımız çözüm x kare eşit y kare mantığı. Mutlak değerli ifadeler için her iki tarafın karesini alarak eşitleme yapabilirsiniz gençler. Bu birinci çözüm. Diğer yolsa şu. İki parçaya ayırabilirsiniz. Birincisi ya x y'ye eşittir ya da eksi y'ye eşittir. İkinci yol olarak bunu düşünün. İlk yol olarak kare almayı düşünün. İstediğinizi seçme hakkına sahipsiniz. İsterseniz ikinci yolla başlayalım. Diğer durumu siliyorum. Hatta hepsini bir sileyim. İkinci durumla başlıyorum. 1. Aynen eşitleme yapıyorum. 2x artı 6 eşittir. 12 eksi x. Eksi x'i buraya atıyorum. 6'yı diğer tarafa gönderiyorum. 3x eşittir. 6. X eşit. 2 gelir. Bu köklerden bir tanesidir gençler. Diğeri için herhangi birisini sabit tutuyorum. Ötekinin işaretlerini değiştiriyorum. Yine x'i buraya atıyorum. 6'yı diğer tarafa atıyorum. X eşit. Eksi 18 gelir. Bakın iki tane kök var. Biri eksi 18, biri 2. Cevap aşık. Devam ediyorum. X, Y, Z gerçel sayılar için mutlak değer x artı y eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y. Bakın bu cümleden anlamamız gereken x ile y aynı işaretler.
Tamam. İkinci cümleye geldim. Y ile Z'nin çarpımı dışarıya eksili çıkmış. Demek ki Y çarpı Z sıfırdan küçük. O halde bakın, şöyle bir yorum yaparsak x, y, z diye bir parçalama yaparsak. Şimdi x ile y'nin aynı şartta olduğunu biliyorum. Örnek veriyorum, x artı ise y artı, y artı ise z eksi olmak zorunda. Bu birinci durum. İkinci durum, x eksi ise y de eksi, y eksi ise z artı. İki durumu birden kontrol edeceğiz gençler. Mesela çünkü bizden kesinlik istiyor. Buna dikkat edin. Birinci koşul sağlanıyor mu ikisinde de? Onu kontrol edelim. X ile Z'nin çarpımı daima sıfırdan küçük ya da eşit mi? X artı iken Z eksi. X eksi iken Z artı. Dolayısıyla bu sağlar. X ile Z'nin toplamı daima sıfırdan büyük eşit mi? Bakın büyüklükle ilgili bir kıyaslamamız var mı? Yok. Dolayısıyla kesin yorumum diyor. Hangisi daha büyük bilmiyorum. Üçüncüye bakalım. Y ile Z'nin toplamı sıfırdan küçük ya da eşit diyor. Bakın Y ile Z zıt işaretli ama dediğim gibi büyüklük kıyaslaması yok. O yüzden yalnız bir diyoruz. Tamam. Devam ediyorum. Verilen eşitsinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçükse eksili artılı aralık arasını alıyorduk. Yani eksi 8 küçüktür. 5x eksi 2 küçüktür. 8 aralığında yazıyorduk. Eksi 2 ilk başta her iki tarafa da artı 2 olarak atıyoruz. Eksi 8 artı 2'den eksi 6 küçüktür. 5x küçüktür. 10 diyoruz. Bunları sadeleştirirsek her iki tarafı 5'e bölersek hatta 3 tarafı da 5'e bölersek buradaki 5'ler gider. Burası 2 olur. Sol tarafta da eksi 6 bölü 5 olur. Yani eksi 1.2 olur. Eksi 1.2 ile x arasındaki tam sayıların toplamı isteniyor. Bakın bu arada hangi tam sayılar var? Eksi 1 var. 0 var. 1 var. Toplarsak 0 yapacak. Tamam. Devam ediyorum. Verilen eşitsinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi mutlak değer bir sayıdan büyük ya da eşit olduğunda iki parça halinde çözüyorduk hatırlıyorsanız. 1 diyorum. İlk başta mutlak değeri kaldırıyorduk. Aynı şekilde çözüyorduk. Artı 6'yı karşı atıyorum. X büyük eşittir. Eksi 1. Bu birinci durum. İkinci durumsa mutlak değerin içerisindeki ifadeyi aynen yazıyorduk. Eşitsizliğin yönünü değiştirip sayının da işaretini değiştiriyor katlarsınız. Artı 6'yı karşı atıyorum. X küçük eşittir. Eksi 11 diyebilirim. Şimdi bir sayı doğrusunu da görebilirsiniz. Ya da şıklardan bunları tek tek kontrol edebiliriz. Mesela eksi 11 ile eksi 1 dedik. Bir eksi 11'den küçük. Bir de eksi 1'den büyük. Ya da eşittir. Bu aralıkta çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi oluyor? Bakalım hangisi alıyor. Var mı öyle bir şey? Dikkat edersek yok. Fakat eşitlik sol tarafa dahilken, yani dikkat ederseniz istenen çözümlere dahilse istenmeyenler de açık olmalı. Demek ki ben reel sayılar arasında şu aralığı atarsam çözüm kümesi olur. Bu da reel sayılar hariç açık aralık dikkat edin. Eksi 11 ile eksi 1 diyebilirim. Bu yüzden cevaba B şıkkı diyebilirim. Bakın direkt aradığım bir cevap yoktu. Yani soldaki belirttiğim kümeyle sağdaki belirttiğim küme yoktu. İkisinin birleşimi yoktu. O yüzden bütün reel sayılardan şu aralığı çıkartarak buldum. Tamam. Devam ediyorum. Sıradaki sorudayız. Şimdi 3 küçük eşittir mutlak değer x küçüktür 6 eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. İki parça halinde çözeceğiz gençler. Mutlak değer bir artılı bir eksili çıkar. Birinci durum 3 küçük eşittir x küçük küçüktür 6. İkinci durum
3 küçük eşittir eksi x küçüktür 6. Her iki tarafı eksiyle genişletip denklemi düzenlersek eksi 6 küçüktür x küçük eşittir eksi 3 olur. İkisi de bizim için çözüm kümesleri gençler. Bu aralıkta denklem sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Herhangi birisi için mesela burada 3, 4, 5 var. Aynısı 3 tane burada var, 3 tane de diğer tarafta var. 6 tane farklı çözüm vardır diyebiliriz, tamam? Yani tek tek bulmayın. Ya da mesela bulmak istersek de eksi 5, eksi 4, eksi 3. Her zaman böyle simetrik gelmek zorunda değil gençler. Bunları unutmayın. Yani eksi 5, eksi 4, eksi 3 simetrik gelecek diye bir kaide yok. Devam edelim. X bir gerçel sayı olmak üzere mutlak değer x 5'ten küçük ya da eşit. Bir de dikkat edin altında bir denklem verilmiş. Y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerinin çarpımı nedir diye soruluyor. Böyle sorularda ilk başta verilen şu eşitsizliği düzenleyelim. Mutlak değer x 5'ten küçük ya da eşitse o halde x'in aralığı eksi 5 ile 5 aralığındadır. Sonra da bakın x'i yalnız bırakalım verilen denklemde. X'in yerine y'nin değerlerini yazalım. Yani 2y'yi karşı atıyorum. Buradan x eşittir. 3 eksi 2y olur. Şimdi x'in yerine 3 eksi 2y yazıyorum. İlk başta yanındaki fazlalıklardan kurtuluyorduk gençler hatırlarsanız. 3'ü her iki taraftan da çıkartıyorum. Eksi 3 olarak geçeceği için eksi 5 eksi 3 daha eksi 8. Küçük eşittir eksi 2'ye. Küçük eşittir 5 eksi 3'ten 2. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek yer değiştirecek. 2'ye eksi 2'ye böldüm. Eksi 1. Küçük eşittir y. Küçük eşittir. Eksi 8'e eksi 2'ye böldüm. 4. Y'nin aralığını bulmuş olduk. Bizden y'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerinin çarpımı isteniyordu. Eksi 1 ile 4'ün çarpımına bakarsak cevap eksi 4. Devam ediyorum gençler. Matematik dersinde Nisa tahtadaki soruyu aşağıdaki adımları izleyerek çözüyor. Nisa bu soruyu çözerken kaçıncı adımda hata yapmıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. İlk olarak eşitsizliğin sağlamayan x tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. Mutlak değer 2x eksi 6 küçüktür 10 demiş. Daha sonra eksi 10 küçüktür 2x eksi 6 küçüktür 10 demiş. Daha sonra eksi 6 yer iki tarafa da atması gerekiyor tabi. Artı 6 olarak attığında eksi 4. 16 doğru. Her iki tarafı 2'ye böldü. Doğru. Yalnız gençler dikkat ederseniz şu adım hatalı. Şimdi bir kere bu aralıkta kaç tane tam sayı olduğunu bulursak hata yapmış oluruz. Ama bir saniye soruyu baştan bir incelersek eşitsini sağlamayan x tam sayıları diyor. Eşitsini sağlamayan dediğinde tam tersini yapmamız lazım. Büyüktür demiş. Küçük eşit olması lazım. Sadece küçüktür var. Demek ki birinci adımda hata var gençler. Tamam. Devam ediyorum. Gerçel sayı ekseninde 4 noktasına olan uzaklığı, yani mutlak değer x eksi 4 gibi bir şey, 1 noktasına olan uzaklığının, yani x eksi 1'in, 2 katından büyük olmayan, 2 katından büyük olmayan diyor. Yani küçük ya da eşit mi olması lazım? Küçük eşit. Bu tarzı olan bir denklemi istiyor bizden. Zaten yazarken söyledim. Mutlak değer x eksi 4. Küçük eşit. 2 içeriye dağıtabilirsiniz. Mutlak değer 2x eksi 2. Aradığım şey bu. Nerede var? Eşit. Tamam. Devam ediyorum. Yine mutlak değerle ilgili örnekler var karşımıza. Artık hani bir sonraki ya da neyse söyleyeceğim son örnek olsun. Bu ders en azından bu kadarlık olsun. Verilen denklem sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır diye sormuş.
Tek tek bakalım gençler. Dıştaki mutlak değer için konuşalım. Mutlak değer x artı 4, eksi 5. Ya 6'dır, ya eksi 6'dır. Şimdi eksi 5'leri karşıya atalım. Mutlak değer x artı 4, ya 11, ya eksi 1. Biliyoruz ki negatif çıkmaz. Buradan boş mu? İkinci gelen, ilk gelen kısmı bir inceleyelim tekrardan. Mutlak değer x artı 4 11 ise x artı 4 ya 11'dir ya eksi 11'dir. 4'leri karşıya atalım. X ya 7'dir ya da eksi 15'dir. 7 ile eksi 15'in çarpımı da eksi 105'tir. Tamam. Bu ders bu kadar olsun gençler. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.